Battalgazi Belediyesi Milli Türk Talebi Birliği ve Battalgazi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen terörle mücadelede Fırat Kalkanı ve Türkiye konulu panel Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Paneli AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Vahap Boztepe, İşkur İl Müdürü Vahap Toman, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Eğitim Birsen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Avukat Necati Karabay, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Mehmet Sadıç, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. Etrafımız kuşatılıyor. Tarih tekerrür ederken tarihe şahitlik ediyoruz. Asırlar önce Batı emperyalizmine yerine Haçlı birlikleriyle vatanımızda boğmaya çalışanlar postmodern dönemde kurdukları birliklerle sömürünün ve tacirliğin en mikro seviyesinde en aşağılık metotlarla yeniden devreye kuruyorlar. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da teröre karşı birlik olmak gerektiğini belirtti. Tabii terör hadisesi hakikaten ülkelerin tarihinde önemli yer tutan ve mücadele noktasında da önemli maliyetlere neden olan sonuçlar doğurmuştur. Biz terörü kısaca şöyle özetleyelim. Yani bunu Araplar tehdit diyebilir veyahut da biz anarşist diyebiliriz veyahut da Avrupalılar terörist diyebilir. İnsan neyse devlet odur. Hani deriz ya insan yaşar ki devlet yaşasın. Evet insanı yaşatalım devlet yaşasın. Burada insan biyolojik özelliklerine baktığınız zaman insanın vücudunda sürekli mikroplar olur. Ama o mikropları bertaraf edecek al yuvarlar ve ak yuvarlar da olur. Hani vücutta al yuvarlar, ak yuvarlar var diye mikroplar hareket etmez. Ne zaman zayıfladığı zaman onlar hareket eder. Devletler de insanlar gibidir. Bunun altını çizerek çizmek istiyorum. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise Malatyalımız Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Sağcısıyla, Solcusuyla bu vatana karşı uzanan odakların yapmış oldukları girişimlerde hep böyle başarısızlığa ulaştırmışlardır dedi. Malatyalımız Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Sağcısıyla, Solcusuyla bu vatana karşı uzanan bir takım böyle odakların yapmış oldukları girişimlerde hep böyle başarısızlığa ulaştırmışlardır. Malatya doğunun batısında, batının doğusunda olan stratejik bir öneme sahip ender illerimizden birisi. Bakın Malatya'mız gerçekten hamdolsun bugüne kadar düşman çizmelerine hiçbir zaman için muhatap olmadı. Şahit olduğumuz uzantıları girebildi. Ne de daha önceki bir takım böyle vahşet senaryolarının sergilenmiş olduğu terör gruplarının Malatya'da at oynatamadıklarını gördük. Bunların da temelinde Malatyalılarımızın göstermiş oldukları o gerçekten şahsiyetli duruş var. Milletvekili Şahin'in konuşmasının ardından panele geçildi. Başkan Gürkan'ın da konuşmacılar arasında yer aldığı panelin moderatörlüğünü gazeteci yazar Nevzat Çiçek yaptı. Ya Müslümanlar coğrafyaya karşı coğrafyayla birbirini öldürüyor. Ya Müslümanlar ılımlı İslam'a karşı radikal İslam'la birbirini vuruyor. Ya da Müslümanlar ırk üzerine birbirini vuruyor. Ne demek istiyorum? Mezhebe karşı mezhep sadece sünnilik veya şiilik üzerine bir çatışma ortamı mı? Hayır. Sünniliği de kendi içerisinde çatıştırıyor. Şiiliği de kendi içinde çatıştırıyor. Sünniliği selefilik üzerinden, sufilik üzerinden bir çatışma alanına götürüyor. Şiiliği kendi içerisinde Ali Şiası, Safavi Şiası, İngiliz Şiası üzerinden bir çatışma alanı haline getiriyor. Ve din üzerinden, mezhep üzerinden bölgenin tekrardan alevlenmesi noktasında bir çalışma yürütüyor. İslam coğrafyasında dört aşamalı bir çatışma ortamı olduğuna dikkat çeken gazeteci yazar Nevzat Çiçek, Türkiye'nin bir model olduğunu belirtti. Bazı ülkeler vardır, siz isteseniz de istemeseniz de rol modeldir, umuttur ve siz bunları oradan aldığınız zaman o rol modeli meselesini, umudunu yerle bir edersiniz. Şimdi Türkiye tam böyle bir konuma oturdu. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor ve eğer size karşı bir şey yöneliyorsa, size karşı bir şey, sizden bir şeyler istiyorsa bilin ki siz bir değer taşıyorsunuz. Güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar da Fırat Kalkanı operasyonuna dikkat çekti. Artık
karşılaştığımız IŞİD adı terör değil. Artık karşımızda terör kullanan, devletleşmeye doğru giden örgütlerle uğraşıyoruz. Sarıyla olan yer yalnızca küçük bir alanı gösteriyor. Bugün PYD'nin yani PKK'nın uzantısı olan bu PYD neredeyse Suriye'nin üçte birini kontrol ediyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Fırat Kalkanı'nda devletin kritik bir karar verdiğini belirtti. Yani devletin aklı bir karar verdi o günlerde. Çok kritik bir karar verdi. Ve aşağıya doğru ineceğiz dedi. 20 kilometrin aşağısına indiğimiz andan itibaren de sahada Kızılca kıyamet koptu. Sadece sahada değil. Uluslararası siyasette, diplomaside ve kamu mühendisliği, kamu diplomasisi alanında tam anlamıyla bir Kızılca kıyamet koptu. Biz hiçbir ordunun veya hiçbir devletin karşı karşıya kalmadığı bir etkiyle karşı karşıya kaldık Fırat Kalkanı'nda. Bu anlamda Fırat Kalkanı Harekatı'nın ortaya koymuş olduğu başarı muazzamdır ve bekasaldır. Panelde son olarak panelistler tarafından izleyici sorularını yanıtlandı.